Her bölümde farklı alanları keşfediyoruz. Bu sefer de Mars Atletik Genel Merkezi'ndeyiz. Tasarım ekibinin çıkarmış olduğu projeyi bize Mimar İnci Bora anlatacak. Bu alanı tasarlarken tabii AGT ürünlerini fazlasıyla görüyorum. Nereden başladı, hikaye nasıl oluştu ve bir oluşum süreci var bunun. Bunun hikayesini bize anlatır mısın? Tabii ki biz mimari tasarım departmanı olarak 6 kişilik bir ekibiz. Ve kulüplerimizin tasarımını yaparken öncelikle malzeme seçiminde çoğunlukla araştırmalarımız oluyor. Bizim AGT ile ilk tanışıklığımız da bu sebepten ortaya çıktı. Kulüplerimizde kardiyo alanlarında zemin kaplamasında parke kullanma kararını aldık. Çünkü daha önce kullandığımız malzemelerde yıpranma ve bakım konusunda bayağı problem yaşıyorduk. Bizim için sürdürülebilir bir malzeme olması açıkçası ilk tercihimizdi. Araştırmalarımızı yaptıktan sonra AGT firmasıyla karşılaştık ve laminat parke serisini kulüplerimizde, kardiyo alanlarında, sirkülasyon alanlarında kullanmaya başladık. Ondan sonraki süreçlerde kulüplerimizdeki tasarım elemanlarını irdelerken bu malzemeyi aslında bambaşka bir şekilde kullanabileceğimizi de fark ettik. Duvar kaplamalarında ilerledik parke aynı şekilde. Sonrasında zaten AGT'nin geniş ürün yelpazesiyle beraber duvar panelleriyle, kaplamalarla karşılaştık. Süpürgeliklerimizle karşılaştık. Şimdi severek kullandığımız bir malzeme. Bir de bu kadar çok malzemeyi mesela ben cesaret edemem kullanmayı. Bu kadar çok malzeme kullanılmış ama hiç gözü yormuyor. Bir de ferahlık da var mekanın içinde. Evet. Sonrasında biz bu enerji, yani kulüplerde yakaladığımız ahşabın, malzemenin kendi gerçekçiliğinin verdiği enerjiyi, üyelerimizden aldığımız olumlu tepkiler sonrası kendi merkez ofisimize de aslında yansıtmak istedik. Ve burada da bir tasarım sürecine girdik. Dediğim gibi ahşabın o doğal dokusu, sıcaklığı, merkez ofiste yaratmak istediğimiz ortamda biraz daha çalışanların, arkadaşlarımızın kendini daha rahat hissedebilecekleri bir ortamda. O yüzden daha çok ahşap dokularıyla ilerlemek istedik. Burada da yine her zaman ilerlediğimiz malzeme olan AGT'nin ürünlerinden seçimler yaptık. Yani dediğim gibi doğal malzemeler üzerinden ilerliyoruz aslında. İşte taş dokusuyla ahşabı bir araya getirdik. Doğal görünüm vermesini istediğimiz işte yeşil duvar kağıtlarıyla beraber bir kombin yaptık. Şimdi genelde sirkülasyon alanları ki bir önceki çekimimizde de aynı şekilde bir gözlük firmasının mağazasında kullanılmış yine parke. Ben burada şeye çok şaşırdım. Kardiyo yapılan alanın altında da parke kullanmanıza çok şaşırdım. Çünkü genelde bu riski göze almazlar. Fakat siz olan durumdan çok memnunsunuz ve bir dahaki projelerin hepsinde de genelde parke kullanmayı tercih ediyorsunuz. Evet, ilk laminat parkemizi yaklaşık 3 yıl önceki projemizde kullanmaya başladık. Daha önce vinil esaslı başka bir malzemeyle ilerliyorduk. Ve özellikle kardiyo alanlarında koşu bantlarının vermiş olduğu titreşimden dolayı esnek bir malzeme olduğu için yıpranmalar, çokça yaşanılan sorunlar olarak bize geri bildirim şeklinde iletildi. Sonrasında o malzemenin tamiri, bakımı vesaire konularında çok büyük zorluklar yaşadığımızı fark ettik. Burada tabii hem süreç hem de maliyet yönetimi bizler için aslında çok önemli. Bu sebepten dolayı bizim için parke bir alternatif oldu. Dediğiniz gibi öncesinde bizim de çekincelerimiz vardı. Çünkü çok yoğun bir kullanım sirkülasyonu oluşuyor kulüplerimizde. Gün içerisinde belki 1000'den fazla kişinin kullandığı alanlar oluyor ayak basımı anlamında. Fakat ilk deneyimimizi dediğim gibi AGT üzerinden yine gerçekleştirdik ve gayet olumlu sonuçlar aldık. Bir problem yaşamadık. Peki 3 yıl önce yaptığınızda hiçbir aşınma yok değil mi? Yani... Yok, hayır. Yani malzeme güzel. Kaynaklı bir aşınma yaşamadık. Şimdi en son gezilerimden bir tanesi AGT'nin fabrikasına gitmiştim ve sıfır atık üretimle çalışan bir fabrika. Bu sizin malzeme seçimlerinizde etken oluyor mu? O şekilde mi bakıyorsunuz? Hani bununla bir şeyiniz var mı, bağınız var mı? Malzeme seçimlerimizde tabii ki dünyanın içinde bulunduğu şartlardan dolayı bizim için aslında sürdürülebilirlik konusu çok önemli bir etken. Çünkü biz hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firma olduğumuzdan dolayı aslında tüketim çıktılarımız çok fazla oluyor. Bu sebeple biz AGT'nin sıfır atık projesi üzerinden ilerlediğini duyduğumuzda çok mutlu olduk ve bu bizim için biraz
tercihte yönelme sebebi oldu açıkçası. Mars Atletik olarak bizim de İyi Yaşam Topluluğu adı altında bir projemiz bulunuyor. Burada aynı şekilde bizim merkez ofisimizde de bir Yeşil Takım organizasyonu altında bu konuda hassasiyetimizi arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu alanın tasarım hikayesini İnce Hanım'dan dinledik. Uygulama kısmında Tamer Bey'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Tamer Bey. Merhaba Hakan Bey. Şimdi bu tasarım serüveninde içeride gezdiğim zaman kolonları kapladık. Evet. Ayrıca kolonların boş alanlarını da dolap olarak değerlendirmişsiniz. Gizli odalar var, kapı olarak uygulamışsınız. Bunu da sizden böyle size ne avantajları sağladığını da... Çünkü birçok insan da şeyi merak ediyor aslında, duvar profillerini kapı haline getirmek istiyorlar, dolap kapağı yapmak istiyorlar. Bir iki şey anlatırsanız çok seviniriz. Bu da bir sürü insana da ufkunu açacaktır diye düşünüyorum. İnce Hanımlar tasarladılar. Biz de uygulayıcı olarak tasarımları hayata dönüştürmekle mükellefiz. Buna bağlı olarak da seçilen ürünlerin bize avantajları şu anlamda çok fazla oldu. Hakikaten ürünün esneme zamanında çatlaması, üzerindeki kaplamanın sökülmemesi gibi sayabileceğim çok fazla artısı var. Benzer ürünleri kullandığımızda veya masif ürün kullandığımızda bu yüzey kaplamasında deformasyonlar meydana geliyor. Bu dönüşleri masifte vermeniz çok çok zor. Bize hem süre anlamında hem de fiyat performans anlamında fazlasıyla katkı sağladı. Zaten içerideki fonksiyonellikleri de gördüğünüz zaman fonksiyonel ürünleri çok net anlayabiliyorsunuz. Hem fiyat anlamında hem de uygulama anlamında, süre anlamında bize ciddi avantajlar sağlıyor. Dolap kapaklarını gördüm, bir de kutular yapmışsınız. Onlar çok hoşuma gitti. Üstlerine de CNC ile rakamları yazmışsınız. Evet. O tasarım da çok böyle farklı bir... Ben AGT'yi ilk defa öyle bir tasarım içinde gördüm. Çok keyifli olmuş bu. Gerçekten ellerinize sağlık. İnce Hanımlar sağ olsunlar. Bütün şubelerinde buna benzer kiralık dolapları da var. Burada da aynı şekilde kullandılar. Biz de onların istediklerini hayata geçirmeye çalıştık. Biz burada malzemeyi sadece bir kaplama ürünü olarak görmedik aslında. İşlevsel olarak nasıl değerlendirebiliriz diye ele aldık. Baktığımız zaman merkez ofisimiz metrekare olarak, metrekare kişi sayısı anlamında aslında işlevsel çözümlere bizi biraz daha fazla zorladı. Özellikle açık ofis alanında mesela yazıcılarımızı ve sebilimizi, bu operasyonel araçları kullanamadığımız kolon etraflarına konumlandırdık. Böylece masa alanları için olabildiğince daha fazla yer kazanma amacımızı gerçekleştirmiş olduk. Burada da girişte sosyal alanda yarattığımız o ambiyansı içeride yine panellerimizi, duvar profillerimizi kullanarak orada da aynı hissiyatı, aynı enerjiyi yakalamaya çalıştık. Malzemenin işlevselliğini yine konuştuğumuz gibi kapı olarak kullanarak değerlendirdik aynı şekilde. Gizli dolapların kapaklarında bu ürünü yine kesintisiz bir şekilde devam ettirdik ve bütünlüğü bozmadan malzemenin genel hissiyatını bir tasarım elemanı olarak kullandık. Bir de son noktada şöyle bir durumumuz var. Siz sadece gördüğünüz ürünleri değerlendiriyorsunuz ama AGT aynı zamanda dolapların içindeki deskimizin altındaki ham MDF grubu da yine AGT'den kullanıldı. Aynı zamanda duvar kağıtlarının altında da MDF'lerimiz var. Bunlar da AGT'den değerlendirildi. O yüzden yanlış konuyla ilgili. Süpürgede, süpürgelikler de aynı şekilde AGT'den seçilmiş. Evet, doğru. Evet. Çok hoş bir alan oluşturmuşsunuz ekip olarak. Şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Böylelikle yine güzel bir mekan keşfettik. Farklı AGT ürünlerini farklı bir tasarımın içinde görmüş olduk. Şimdi bakalım bir dahaki bölümde nelerle karşılaşacağız. Şimdilik görüşmek üzere.